Bu arada İtalyan lider Draghi ile görüşmesi de vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Draghi niye önemli, onun da bir notunu düşelim mi? Nisan 2021 tarihinde hatırlayacaksınız Cumhurbaşkanı ile ilgili, Türkiye Cumhuriyeti'nin başındaki isimle ilgili diktatör ifadesini kullanmıştı. Onu da hatırlatmış olalım. Sonrasında epey bir tepki çekmişti, hatırlayacaksınız. Şimdi dönelim içeriye. Geçtiğimiz gün haberini vermiştik zaten. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı değişti diye. Niye? Paris İklim Anlaşması'na bir imza atıldı. Evet, bu sözleşme imzalandıktan sonra da zaten bir böyle bir bakanlığın olması öngörülüyordu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak bakanlığın adı değiştirildi, ama bir şey daha var yeni, o da bürokratların görevden alınması. Kimlerdir peki? Bir genel müdür, 3 genel müdür yardımcısı, 1 il müdürü Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevinden alındı. Bu ismi değiştirilen yeni haliyle bu bakanlıkta görevden alınan üst düzey bürokratlar arasında bir isim dikkat çekiyor. Sedat Peker'in FETÖ dosyası olduğunu iddia ettiği bir isimdi. Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcısı Hidayet Uysal görevden alındı. Bu adam ya gerçek FETÖ'cüyse, hallettiniz ya. Cumhurbaşkanlığı kararıyla adı değiştirilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda yine Cumhurbaşkanlığı kararıyla üst düzey bazı bürokratlar görevden alındı. O isimler arasında Sedat Peker'in gündeme getirdiği Hidayet Uysal da var. Bu adamla ilgili bir FETÖ soruşturması varmış. O nasıl kapandı? Soruşturma kapandı. Suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, ifşaatlarında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun akrabası olduğu ifade edilen Sadık Soylu'nun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı da yönettiğini iddia etmişti. Murat Kurum, bakan, o mu yönetiyor Sadık Bey mi? Sadık Soylu'nun Uysal hakkındaki FETÖ soruşturmasını kapattırdığını öne süren Peker, savcıları göreve çağırmıştı. Ya sayın savcılar, siz deli mi istiyorsunuz? Kameralar vardı. Bu Sadık Soylu'nun bir unvanı yok. Devletin bakanlığa ait resmi binasında nasıl oturuyor müsteşar gibi, bakan gibi? Peker, soruşturma evrakını da sosyal medya hesabından paylaşmış, sayın savcılar başka delillere ihtiyacınız var mı diye sormuştu. Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcısı Hidayet Uysal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla görevinden alınan üst düzey bürokratlar arasında yerini aldı. Kararnamede adı geçen bir diğer bürokrat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman oldu. Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Talha Türkoğlu, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kolçak ve Ardahan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ulaş Karacan'ın da görevlerine son verildi.